Hiç TikTok canlı yayını açıp da gelen chat'teki yorumları otomatik bir şekilde seslendirmeyi düşündün mü? Eminim düşünmüşsündür kardeşim. İşte bunu yapan 3. parti yazılım Tikfinity vardı. Evet, Tikfinity'yi ben de kullandım. Ben de bir eski yayıncı olarak beğenmiyorum. Neden beğenmiyorum? Çünkü küfürleri de okuyordu. Yani küfür listesi olmadığı için maalesef küfürleri de okumak zorunda kalıyordu. Peki, bunun bir çözümü var mı? Kesinlikle var. Tikfinity'yi şöyle bir kenara atıyorum. Kendimize bir uygulama yazalım. Ve bu uygulamamız tıpkı Tikfinity gibi chat'teki yorumları okusun. Ama ve lakin içeride bulunan kötü kelimeleri de okumasın. Veyahut ilerleyen vakitte kötü kelimeleri de susturabiliriz. Bunu da programımızın içine entegre edeceğiz. O zaman hazırsanız başlayalım. Selam canlar, ben Kubilay Can. Öncelikle Python'ı kullanarak gerçek zamanlı bir şekilde yorumları çekmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağımızı şimdi gösteriyorum. İyi dinleyin. Bunun için bazı kütüphanelere ihtiyacımız var. Kütüphaneleri import etmeden önce nasıl yükleyeceğiz? Başlat menüsüne geliyoruz ve oraya cmd yazıyoruz. Açılan pencerede cmd'yi yönetici olarak çalıştırıyoruz. Daha sonra şu anda ekranda görmüş olduğun kodu giriyorsun kardeşim. Bunu girdikten sonra yüklemelerin gerçekleşecek. Yükledikten sonra Python'ın editör aracını kullanıyorsun. Ya da Visual Studio Code, fark etmez. O senin zevkine kalmış bir şey. Şimdi editör aracımızdan neler yapacağız? Öncelikle import edeceğimiz birkaç kütüphane sayacağım sizlere. Birinci import aracımız PyTTSX3 aracımızdır. Öncelikle bunu bir çağıralım. Daha sonra time'ı çağırıyoruz. Zamanlama konusunda ihtiyacımız olacak. Hemen arkasından 3. kütüphanemiz olan R kütüphanesini çağırıyoruz. Bu da temizlik için lazım. En son Selenium'un araçlarını çağırıyoruz. Şimdi gelelim küfür konusuna. Aşağıda bulunan word adında bir değişkenimiz var ve bu değişkenimizin içerisinde bulunan liste var. Küfürleri bu şekilde listeledik. Sizin aklınızda geçen ne kadar küfür varsa oraya listelemeniz lazım. Daha sonra engine değişkenini kullanarak PyTTSX3 unit olarak belirtilen de aslında motoru çalıştırıyoruz. Seslendireceğimiz motor. For kullanarak içeriye giriyoruz ve ses kütüphanemizin yani Türkçe olacağını belirterek ses hızını da 150 rate vererek hızını da bu şekilde belirtmiş oluyoruz. Options değişkenini görmüş olduğunuz yerde aslında Selenium'u bahsediyor. Selenium aslında bir bot aracıdır. Çok fazla kötü niyetli insanlar kullanıyor ama velakin biz tabii ki iyi niyetli kullanıyoruz. Ve bot aracımızı maalesef bazı siteler tespit edebiliyor. Ancak bunu tespit edememesi için şu an ekranda görmüş olduğunuz kodu yazacaksınız. Emoji kısmına gelelim. Emoji pattern adında bu değişkenimiz aslında ne kadar emoji kodlar varsa içine dahil edeceğiz. Herkes bir sürü emoji attığından dolayı onları maalesef silmesi için yeni bir fonksiyon oluşturup ismine remove emoji diyoruz. Bir sonraki fonksiyonumuz contains curse words. Aslında burada da anlayacağınız üzere küfürleri filtreleme kısmı. Metinleri küçük harfe dönüştürüyoruz. Bazı arkadaşlar büyük harf yazarak Tikfinity'yi kandırmaya çalışıyorlar ama beni kandıramazlar. Çünkü ben eski bir yayıncı olarak maalesef bunları ben yemem. Belki Mahmut Hoca yer. Mahmut Hoca. Küçük harfe dönüştürdükten sonra curse words'e giderek or yapıp içerisinde eğer küfür eşleşiyorsa chat'tekiyle maalesef o okumayacak. Şimdi gelelim yorumları çekme olayına. Driver get Selenium'un aracın içerisinde bulunan parametre kod. Şimdi bu driver'ı kullanarak ne yapacağız? İçerisine gideceğimiz sitenin URL'sini yani canlı yayın linkini alıp gelip yapıştırıyoruz. Sonra ne oluyor? Aşağıda time.sleep diyoruz. 10 saniye bekliyoruz açılmasını. Şimdi gelelim chat message kısmı. Aslında burada driver yani Selenium'un açıldığında ekranda bakabileceği hangi bölüm? Onun için ne yapıyoruz? Biz bölümün yani chat'in olduğu kısmın glass'ını alıyoruz ve bunu da print element'in içerisine gömüyoruz. Aşağıda bulunan for message in chat message. Bu kısma gelelim. Filtreleme yani mesaj boşsa, ne bileyim mesajda noktalama işareti varsa veyahut mesajda sadece emojilerden oluşuyorsa tekrar okunduysa yani ikinci defa okunmaması için okunduysa bunun kontrolünü yapmak için filtreleme kısmıdır. Eğer küfür tespit edildiği takdirde bildirim ekranı düşer ve o küfür okunmaz. Bildirim düşmediyse küfür yoktur ve o mesaj okunur. Tabii diğer filtrelemenin kontrolünden geçtikten sonra. Temiz bir mesaj elde ettiysek ne olacak? Engine'i çağırıyoruz .say diyoruz ve say'in içerisine ne yapıyoruz? Cleaning message diyerek çağırıyoruz temizlenmiş mesajı ve
bunu artık okumamız lazım. engine.runandwait diyerek artık okuma işlemi bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve en son hata tarayıcı, eğer hata varsa da hatamızı önümüze sunar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu kadar kolay Tidfinity gibi bir araçları kullanmak yerine kendi uygulamanızı kendiniz yapıp ve bunu kendiniz kullanmanız bence çok iyi olacağını düşünüyorum. Bu arada baktım çünkü şarjı bitecek. Sesi geldi, size gelmemiş olabilir. Umarım bu videoyu beğenmişsindir kardeşim. Kanalıma hala abone değilsen abone olmalısın çünkü çok faydalı bilgiler vereceğim. İlerleyen vakitte içeriğim değişecek. Röportaj videolara geçmeyi planlıyorum. Eskiden olduğu gibi sokaklara uzun bir aradan sonra tekrar geleceğim. Ve güzel sorular, yine teknolojiyle ilgili sorular soracağım. Eski sorularım biraz abes kaçabilir. Onun için eski soruları bir kenara attım. Yeni sorular ile gençlerimize bir ilham kaynağı olacağını düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı, videoya da like atıp yorum atmayı unutma. Ben senin ekranım. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use.